Sanayi üretimi rakamlarını konuşacağız. Kimle? Bir sanayiciyle konuşacağız. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel grafikler hazırlamışsınız. Bu grafikler eşliğinde konuşacağız. Önce bir rakamları bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Arkadaşlarımız sanayi üretim rakamının bir yıllık eğrisini versinler. O eğri üzerinden çok inişli çıkışlı. Evet. Şu anda aşağı doğru giden, daha doğrusu dip yapması gerekirken bir yerde durdu sanayi üretim rakamı. Ve bizde de böyle küçük bir umut yarattı. Bu duruşun acaba devam edeceğini düşünüyor musunuz? Şimdi tabii ki bu durmayı biz bekliyorduk. Bugünkü açıklanan yıllık veri bizim beklentilerimizin üzerinde geldi. Ama etrafımıza baktığımız zaman durması beklenen bir veri olarak önümüze çıkıyor. Çünkü en büyük partnerlerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Geçenlerde hatta Başbakan Yardımcımız Rusya ile ilgili çok güzel bir açıklama yaptı. Hakikaten Rusya'nın bizim Rusya'ya bağımlılığımız ve onların da bize belki aynı nispette değil ama bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü her veride sıkıntının başında bu kriz yaşıyor. Yani evet. Siyasi kriz bize zorluklar çıkartıyor. Tabii Suriye, Irak bizim için önemli iki tane pazardı. Onun için sanayi rakamının yüksek çıkması bizi çok mutlu etti. Çünkü düşme bekliyorduk. Yavaşlama bir uzman bekliyorduk. Sorusu vardı. Diyor ki izleyicimiz, acaba diyor Hüseyin Saygı sormuştu. Acaba bu sanayi üretimi artışında otomotivin payı ne kadar ya da otomotivin payı çok yüksek değilse neyin payı var ki rakam burada çıktı diyor. Şimdi Ocak ayında malumunuz ihracatta çok ciddi bir düşme olmuştu. Evet. Hem Türkiye genelinde hem Kocaeli'nde bu düşme vardı. Bugün açıklandı, daha doğrusu dün açıklanmıştı Kocaeli rakamları. İhracat ve ithalatta Şubat ayında ihracatta %3.1 Türkiye ile aynı. İthalatta da %9.2 Kocaeli'nde gerileme oldu. Yani aslında o veriler bir nebze iyi, iyileşme başladı gibi ama kapasite kullanım oranlarını malumunuz Merkez Bankası Türkiye genelinde, biz de Kocaeli genelinde yapıyoruz. Aslında orada böyle sıçrama yapacak, iyi veya kötü yönde değişiklik yapacak bir veri yoktu. Oldukça evet. Yatayda seyrediyor ama olması gerekenin 4-5 puan aşağısındaydı. Yani temkinli bir durum var, işler çok yolunda değil gibi ama yani kopma da yok, üretim var. Bizim bölgemizin ihracatında tabii otomotivin çok önemli yeri var. Avrupa'daki bizim ihraç ettiğimiz araçlara yönelik talep çok iyi. Otomotivciler bu sene rekorlar kırdı 2015'te evet. Biliyorsunuz. Bunun çok önemi var diye düşünüyorum. 2016'da da bir rekor kırma ihtimalimiz var mı? Yani trende bakarak ne söyleyebilirsiniz? Şimdi Şubat ayı verileri gayet iyi geldiğini gördük. Muhtemelen eğer Avrupa'da çok olumsuz bir şey yaşanmazsa, ki şu anda pek gözükmüyor, otomotiv ihracatında bizim yaptığımız segmentte olumlu veriler gelebilir diye düşünüyoruz. Güzel. Peki Metehan Görkemli'nin bir sanayi üretimi ve döviz arasındaki ilişkiye dair sorusu var. Onu yanıtlayalım, sonra sizin grafiklerinize döneceğiz. Diyor ki acaba diyor Ayhan Bey diyor döviz oranlarındaki durumu nasıl karşılıyor? İdeal kur sanayici için ne olmalı? Var mı bir ideal kurumuz? Şimdi şöyle rakamsal söylemeyelim ama bugünkü dolar kuru aslında endeks olarak 2003 endeksine göre %100 civarında. Yani o Türkiye'deki TL'deki enflasyonu sıfırlamış durumda. Yani enflasyon evet. kadar artmış durumda. Biz TL'nin değerli olduğu dönemlerde aslında rahatsızdık. Yani ihracatın zorlandığı dönemlerdi. Burada iki tane sorun var. Bir, dolar euro paritesindeki euro lehinde durum aslında bizim için olumlu. Aleyhindeki durum bizim için olumsuzdu. Şu anlarda 1.1 civarında duruyor. Aslında beklentiler biraz daha aşağıya inmesiydi euronun. O olması halinde bizim ihracatımız biraz daha zorlaşıyor. Çünkü ihracatımızın %50 civarındası veya 60 civarındası euro ile yapılıyor. Euronun değer kaybetmesi, miktar bazında aynı ihracatı yapsanız dahi azalış olarak karşımıza çıkıyor dolar bazında. Oradan bir avantaj veya dezavantaj oluşabiliyor kurlardan ama bizim kanaatimizce dolar değerine dönersek biz
enflasyona yakın bir oranda aylık bazda TL'nin değer kaybetmesini, enflasyonumuz var yani diğer ülkelerde olmayan, ABD'de olmayan, evet, bir düşmenin yani TL'de değer kaybının ihracatı destekleme adına olumlu olduğuna bakıyoruz. Peki. Genel görüşümüz bu. Bir rakamımız yok ama şu andaki 2.91 rakamları endeksin neredeyse %100 olduğu bir rakama için. Güzel. Şimdi Abdülaziz Daçi'nin bir sorusu var. Yani Yeliz Hanım yok, mecburen size soracağım, ne yapayım. Diyor ki demir çelik sektörü hakkında bir yorum alabilir miyim? Şimdi bir defa hani şirketinizin ya da sizin eğer borsada yatırımları varsa bunu yanıtlayabilirsiniz. Yoksa Abdülaziz Bey kusurumuza bakmasın. Yok ama bizim bölgemiz demir çelik endüstrisinin neredeyse %20'sini elleçleyen bir bölge. Son dönemde demir çelik fiyatlarındaki aşırı düşme. Büyük de bir limanınız var değil mi? Tabii yani evet. Kocaeli'nde 35 tane deniz tesisi var. Bunların birçoğu demir elleşiyor. Maalesef demir çelik sektöründe çok ciddi sıkıntılar vardı. Ancak son birkaç gündür demir fiyatlarında bir artış olduğunu duydum diyeyim. Yani çok yakinen genel olarak emtia fiyatlarında bir yukarı tırmanış var. Yani evet, petrol, altın, demir çelik, bunları, nikel, krom hepsi böyle bir nispeten olumlu depar atıyorlar şu evet anda. Ama Kocaeli hakikaten Türkiye'nin %20'sini demir çelikte elleşleyen bir bölge. Dolayısıyla çok önemli sıkıntı içerisinde mal satmakta sıkıntı çeken firmalarımız var. Doğru yani. Peki. Şimdi Umut'tan rica ediyorum. Önce bir numaralı grafiğimizi versin. Doğrudan yabancı sermaye girişine dair bir grafik bu. Şimdi niye bu grafiği veriyoruz? Ayhan Bey buradan vergi ile ilişkilendirecek, oraya doğru gelecek ama şu grafiği önce bir yorumlamanızı istiyorum Ayhan Bey. Şimdi burada, bazı yılı 1995. Evet, burada bence en önemli dikkat çeken nokta 2004 yılında biz Avrupa'dan tam üyelik ile ilgili tarih alıyoruz. Evet. Tarih değil, tam üyelik perspektifi alıyoruz. Evet. Dolayısıyla 2004'ten sonra olağanüstü bir çıkış var. O bir şahlandırmış bizi. Şahlandırdı ve bize gelen yabancı sermayenin büyük bir kısmı da Körfez'den geliyor ama esas ana kısmı Avrupa'dan geliyor. Bu bence çok önemli. Yani Avrupa Birliği konusuna geçerken bu grafikle geçmek istedim. Onun için bu çok önemli. Daha sonra biraz yavaşlamalar var ama tabii eskiden yani 2004 öncesi rakamlarla kıyaslanacak rakamlar değil. O zamanlar 2 milyar, yılda 1 milyar, 1,5 milyar direkt yabancı sermaye girerken bir anda 15'li 16'lı rakamlar. Grafiğin açık çıkıyor. Ucuna bakalım. Şimdi 2015, 2016'da ne olmasını bekliyorsunuz? Mesela bu grafiğin açık ucu aşağı doğru mu gidiyor? Yoksa yatay mı yoksa şu yukarı mı? Aslında bakın 2014'ten sonra yukarı doğru bir tırmanış var. Aslında Avrupa Birliği üyeliğimiz konusunda biraz daha bu son dönemde çok olumlu gelişmeler oluyor. Birazdan o konulara da gireriz. Muhtemelen yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Tabii en azından böyle arzuluyoruz. Peki. Şimdi ikinci grafiğimizi versinler. Orada Ayhan Bey evet, dilinin altındaki baklayı çıkaracak. Neden? Çünkü diyorsunuz ki yani bakın yabancı sermaye geliyor. Şahane bir şekilde gidiyor. Ve ilerleme eğilimi, yukarı gitme eğilimi de yüksek. Ama düşünün ki velev ki bu iş böyle giderse bir süre sonra biz bundan mahrum kalabiliriz. Neyle? Vergi gelirleriyle büyüme arasında bir korelasyon var. Evet. Herkes zannediyor ki vergi gelirleri arttıkça devlet refaha kavuşuyor. Aksine devlet küçülüyor bence. Şu grafiği bir yorumlamanızı isteyeceğim şimdi. Şimdi burada Ali Bey kırmızı grafik alttaki olan dalgalı olan biraz da bizim büyüme oranlarımız. Evet. 1990'dan 2015'e kadar. Ortada bir medyanımız var. Bir medyanımıza baktığımız zaman 90 yılında aslında %9'a yakın bir büyüme olmuş ama o böyle zikzak yaptığı için oradaki rakamımız 4.3. Grafikte o gözüküyor mu emin gözüküyor değilim veya çok evet ufak gözüküyor. 2015 yılına geldiğimiz zaman büyümemiz 3.8'e. Zaten bu seneyi de tesadüfi olarak yani orada evet medyan ortalama gelmiş ama o civarda bitireceğiz gibi. Şimdi diyorsunuz ki ey izleyici, ey seyirci bakın aradaki makas nasıl açılıyor. Evet. Vergi gelirleri yani halkın sırtına vergiyi yükledikçe normal şartlarda büyümenin değil mi yukarı gelmesi lazım ama tabii evet vergi nasıl kullanılıyor bunu bilemediğimiz için büyüme şöyle, geriliyor. Aynı grafikteki mavi olan çizelge ki düzenli yukarı yönlü bir şey var. 1990 yıllarında
vergilerin gayri safi milli hasılaya oranı takribi %9-10 civarındaymış. Evet. Yani o zaman hem milli hasılamız ufak hem rakam %10 civarında. 2015'e geldiğimizde rakam %20'yi geçiyor. Oran %20'yi geçiyor. Bu arada gayri safi milli hasılamız da geldiği rakamlar 2 trilyon TL'ye kadar çıkmış durumda. Buradan biz yani çok ince de olsa bir büyümede yavaşlama gözüküyor. Vergi artışlarının devamlı yukarı yönlü olması halinde gibi. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Acaba Türkiye ekonomik büyüklük açısından yakaladığı rakamlarla bir eşiğe mi geldi? Yani bundan sonra vergilerimizi, ki bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi... Vergilerin gidebileceği maksimum noktaya geldi. Acaba diyorum burada acaba. soruyorum. Öyle evet. Kesin mi? Ben mesela bu tabloya baktığımda acaba demiyorum. Demiyorsun. Evet yani vergilerin gelebileceği maksimum seviyeyi bulmuşuz. Şimdi şöyle böyle devam ederse bu makas daha da açılır. Yani evet. Grafiğin sağ tarafındaki makasa bakın giderek açılıyor. Evet. Büyümemiz aşağı doğru iner ve vergi evet. gelirlerinin artışı yukarı doğru gider ama biz hep büyümeden... fedakarlık ederek, feragat ederek devam ederiz yolumuza. Şimdi burada tabii bizim vurgu yaptığımız bir başka noktada bizim vergi gelirlerimizin hemen hemen %69'u dolaylı vergilerden geliyor. Diğerleri o zaman ona gelelim. O kıyaslamayı da yapalım. Yani gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirleri neymiş? Biz neredeyiz? Şimdi bir arkadaşlarımız verebilirse 3 evet. numaralı grafiği oradan göreceğiz. Full ekran. Evet şimdi, bu çok çok çarpıcı bir grafik. Evet, burada önce sol tarafı yorumlayın. Sonra sağ tarafı toplam süremiz evet. 4 dakika. Buyurun. Sol tarafta işte gelişmiş ülkeler var. Almanya'da bu oran %11.8. Kanada'da 11.5. Amerika'da 10.6. Japonya'da 10.1. İspanya'da 7.3. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ben söyleyeyim. Girmiyorum. Evet 0.4 evet. ama artık onlar da vergi bindirmeye başladılar. Petrol gelirleri gerilemeye başlayınca Suudi Arabistan tarihinde ilk defa tahvil ihraç etti ve başta temel tüketim maddeleri olmak üzere su, elektriğe, doğalgazı her şeye akaryakıta zam yaptı. Evet. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinin onlarda da vergi düzeyi başlayacak. Bir süre sonra yukarıya çıkacak. Şimdi bu veriler Dünya Bankası verileri. Bir defa onu söylemekte fayda var. Bizden yüksek alan tabii birçok ülke var. Mesela Danimarka'da 34.1'miş evet. Vergilerin gayri safi milli hasılayı oranı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de baktığımızda sadece Yeni Zelanda ki bence Yeni Zelanda gelişmiş ülkelere de atılabilir. Orada 29.3, bizde 20.4. Evet. Yeni Zelanda'nın durumu patolojik bence. Yani orada bir garip bir şey var. Evet. Yani normalde Yeni Zelanda'nın daha aşağılarda olması gerekir diye düşünüyorum. 20'ler evet. seviyesinde. Yani olması. Avustralya 21.6. Evet. Onun da onun da biraz yüksek ama onun dışında bakarsak Türkiye 20.4 ile ikinci durumda. Çin 10.6, Brezilya 15.4, Singapur 14.5 ki Singapur biliyorsunuz vergileriyle çok meşhur bir ülke. Bir ülke. Evet. Hindistan 10.7. Yani bizim hakikaten oturup artık biraz vergi yapımızı biraz çalışmamız lazım diye düşünüyorum ben. Uzun ne yapmamız lazım? Bir defa dolaylı vergileri mi artırmamız lazım? Dolaylı vergileri kanaatimce azaltmak. Azaltmak. Vergi tabanını kurumlar daha vergisini azaltmak. Yaymak. Şimdi bildiğim kadarıyla mecliste bir çalışma var. Kurumlar vergimiz zaten %20. Onda bence çok yapacak bir şeyimiz yok. Ama gelir vergisini yani kişilerin kar payları dağıtıldıktan sonraki olan vergileri biraz da ona yaklaştırırsak hem vergiyi daha tabana yayarız hem de sıhhatli olan gelir ve kurumlar vergisinin direkt vergilerin artmasıdır Ali Bey. Umarız bu konuda 2023 hedefimiz olur. Yani 68'i 60'a çekeceğiz diyelim veya yani bu yönde bir iyileştirme inşallah olur diyoruz. Evet. Umut'tan rica ediyorum şu 2 numaralı grafiği tekrar bir versin. Bu bir ibret grafiğidir. Bunu görüp hatırlayıp ona göre kararlar almak gerekir. Yani o grafiğe baktığımızda vergi gelirleri arttıkça ülkenin refah seviyesi artmıyor aslında. Sadece vergiler iyi yönetilemediği için vergileri artırmak durumunda kalıyor siyasi hükümetler, otorite. Ama bir yanda ülke ekonomisinde büyük bir büyüme olmuyor. Daha doğrusu büyümeden bir kayıp pahasına vergileri artırmış oluyoruz ki bu bir tenakuz. Bu tenakuzun vehemal giderilmesi lazım değil mi?
Evet. Çok teşekkürler Ayhan Bey. Ben teşekkür ederim. Ve böylece bu bölümü de noktalıyoruz. Birazdan farklı bir sektörü konuşacağız. Önce bir reklama gidiyoruz.